Sevgi Sırma hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Gerçekten seni dinlerken ben de birçok yeni bilgiler edinmiş oluyorum. Ne güzel, güzel. Hakikaten bu bence bu forum formatı da çok güzel oldu. Çünkü bir nevi işte bilgileri çok kısa bir sürede çünkü Spot insanların bilgiler. zamanı yok ya. Evet, Herkes evet. ya Spot, zaman bilgiler veriyor. Spot bilgiler <laughs> veriyoruz. Bugün öz farkındalık konuşacağız. <laughs> Nedir öz farkındalık? Öz farkındalık kişinin kendi düşünce, duygu, yeteneklerini farkında olma, kabul etme becerisi olarak düşünebiliriz. Yani daha Kısaca düşü söylersek bizi biz yapan e, kavramları evet. farkında olmak. Bunları fark ettikçe e, fa, yani bizim bizi iyi yapan bizi kötü yapan bizi e, neyi tam anlamıyla kendimize keşif. Bunu keşfettikçe hayatımızın çok daha kaliteli e, iyi vakitler geçirebildiğimizi, psikolojik e, problemlerden çok daha uzakta olduğumuzu görür halde olacağız. Evet. Çok güzel. Şimdi bir Zen ustasının hikayesi geldi aklıma da bir zen eğitim alan bir öğrenci uzun yıllar işte birçok şey öğreniyor, araştırıyor falan. İşte sınava, sınav için hocasının yanına geliyor. Hı. İçeri giriyor. Sorular soracağını bekliyor. İşte bütün o edindiği bilgiler ilgili. Hoca bir tane soru soruyor. Diyor ki dışarıda diyor bir şemsiye vardı diyor. O sağında mıydı, solunda mıydı diyor. Hı. Ama farkı O düşünüyor, bulamıyor. Biraz daha eğitim alman lazım diyor. Yani farkındalık gerçekten çok önemli. çok önemli herhalde, çok çok önemli. Şimdi herhalde biraz da mutluluğun da temel nedeni bir tanesi bu? Ben önemlidir dedim ama asıl tabii size onu sormak istedim. Neden önemli? Öz farkındalık neden önemli? Çünkü daha iyi bir iletişim için, daha iyi bir ruh hali için, daha... Yani mutlu yaşamak için bile aslında ee, hani hep bir mutluluk arayışımız var ya, bunun içinde de öz farkındalığın çok yeri var. Çünkü e, tam anlamıyla kendi iç sesimizi duyamadığımız zaman bize ne iyi geliyor ne kötü geliyor bunun farkında değilsek e, nasıl kontrol edebiliriz? Yani sevmediğimiz şeyin sevdiğimiz şeyin bile aslında çoğu insan farkında değiliz. Tam anlamıyla kendimizin farkında değiliz aslında. Yani beş duyumuzla anda kalamıyoruz ki zaten ne iyi ne kötü geliyor bana diye. Hani bizim için de psikoterapi çok merkezinde yer alıyor e, Öz farkındalık çünkü. E danışanın ilk başta biz tabii ki buradan seyirle denekle neyi ona iyi geleceği anlayamayacağımız için herkes biricik ve herkesin kendine göre iyi gelecek şeyleri var. Bunun farkında olması bireyin ya yani bana şunu yaparsam iyi gelir biliyor olması hepimiz için çok farklı şeyler olabilir. Birimiz için sahilde kahve içip elinde kahvesiyle yürümesi olabilir. Biri için yemek yapmak evet. olabilir, biri için bahçe temizlemek olabilir. Yani çok çok başka şeyler, çok da büyük şeyler evet. olmasına gerek yok zaten. Şimdi e bunu siz söyleyince aklıma bir şey geldi. Mesela şunu da bir düşün belki de öz farkındalık, bir takım alışkanlıkların tuzağına düşmeyi de hı hı. önler. Çünkü ben bakıyorum mesela obezite yaşayan, kilo sorunu yaşayan insanlar hı hı. aslında biraz da o alışkanlıklarla bunu sürdürüyorlar. Hı hı. Mesela yediği yemeğin tam anlamıyla farkında oldu o zaman daha az yiyebilir insan. Ve Şimdi şurada da tabii. Şu etkiliyor. açıdan da etkiler hocam. De doğru söylüyorsunuz. Hani e, o da mesela onu o yemeğe itecek o andaki duygusal e, bir sıkıntı yaşıyorsa <laughs> o duygusal sıkıntıya yol açacak şeyin e, yapmamayı e, mesela hani bu çünkü şey vardır evet. bin çiğ diye geçer yani e, fütursuzca tıkınıcısına yeme diye bir şey vardır. O duygusal e, çökkünlük anında yaşayabildiği bir şey bir insanın hmm. onu yapmamak için o duygusal çökkünlük bana neyden ne de bir sebep oluyor beni ne üzüyor onu da bilmesi çok değerli. O evet. durup düşünüp şöyle hangimiz günlük hayatın evet. içinde. Şu an ne hissediyorum? Şu an nerede olmak isterdim? Bedenim şu anda tam olarak ruhum ne mutlu mu değil mi? Bunu so günlük hayat temposu içinde hiç sorgulayamadığımız günler bile olabiliyor. Yani kalkıyoruz, e kahvaltı faslı, oradan işe koştur, oradan gel e bir yemek ye, e evdeki temizlik yap, bir şey yap, sonra yat, tekrar kalk. Yani alışkanlıklarla. Evet, yani, monoton bir hayat evet. geçiyor. Evet, bu alan içinde evet görevlerimiz günlük hayatta yerine evet. getirmiş oluyoruz ama kendimize dair olan bir görevi yapmamış oluyoruz. Yani yani iç sesimizi evet. duymuyoruz. Ben ne haldeyim? Benim ben nasıl hissediyorum? Nasılım? Bir ondaki... İçimde ne olup olan bir tane. Evet, yani... Ben benim zihnimde neler olup bitiyor diyor evet. diye. Şimdi işte ben bunun için e, izleyiciler şunu tavsiye ederim. Diyorum ne dersin? Meditasyon bağlamında çok değerli. Kesinlikle. Zaten meditasyon gözlem yapmak, tanıklık etmek içinde bulunduğu. Bulunduğum... Ya 15 dakikalarına ayırsınlar. Yani her şeyi bir tarafa bırakıp Hı -hı. Telefonları falan Çok şey de değil Hı -hı. hocam Yani Hı -hı. böyle bomboş bir alanda açmalarına gerek. gerek yok Gerek yok ee, yürü, 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 Ne bileyim Yürürken de çıkıyor. yapabilir Eve yürürken evet. de olabilir Yani kendine dönmek Aslında olay tam anlamıyla amacımız kendine dönmek Yani başka bir şey değil O an kendini düşünmek Şu an ben ne hissediyorum İçinde neler olup bittiğini Evet izlemek. Ne yargılamadan ilerisi, izlemek. Evet, değil ne mi? ilerisine ne gerisine değil. Yanında Hı. durmak kendinin. Yani o, o birlikte hareket etmek. Çünkü e, hani şey vardır bu taş attığından e, ekmek alamazsın. Şimdi kendimize e, hiç e, iyi bir şey yapmayı böyle kendimize dönüp o ruhumuzu okşayacak öz şefkati yapmadığımız sürece ondan da ekmek atmasını beklemeyiz. Biz sürekli bütün e, eksik yedik hayatımızdaki mutsuz eden şeyleri içimize atıp aslında iç benliğimize sürekli taş atıyoruz. E şimdi biz ondan nasıl bir ekmek bekleyebiliriz? Yani o yüzden biraz öz şefkat önemli. Kendimizi onarmamız önemli. Ee, öz farkındalığı yanında öz şefkate de atıfat yapmış bulundum. Çok önemli. İlk başta kendimize şefkat duymalıyız. Burada da en önemli bir şey öz farkındalık içerisindeyken kendi kendini yargılayıp da neden böyle yaptım? Nasıl böyle yaptım? Demek yerine Hı -hı. sadece gözlemci ve izleyici olmak Hı -hı. ve kendine karşı şefkat dedin ya o evet. çok önemli. Kesinlikle. Herhalde orada yargılamadan kendini evet olduğumuz evet. gibi. Olduğunuz gibi kabul edip ve gerçekten de hani neler olup bittiğinin farkında vardığının varmak bile zaten evet, evet son derece önemli. Orada neler yapabilirim de sorabilir kendisini ama Hı -hı. bence en önemli şey burada. Aslında insan belki de ne yapıyor biliyor musunuz? Sırma? Asla başkasının yapamayacağını, yapmasını başkasının yapmasına izin vermediğini kendine yapıyor. Kesinlikle öyle. Mesela kendini yiyip bitiriyor. Başkası yapsa ona tepki, verir, evet. tepki verirken kendine yaptığını aslında kendi başkasının yaptığından daha büyük zarar veriyor kendi kendine yaptığı. Peki şöyle bir şey desek acaba doğru olur mu? En azından başkasına gösterdiğin saygıyı kendine göster. Kesinlikle. Yani bir kere kendimiz kendimize saygı göstermeden karşımızdakini bize saygı göstermesini bekleyemeyiz. İlk başta kendini seveceksen seni sevi sen sevilirsin. Yani çünkü böyle bir şey var. Kimse kendini sevmeyeni acıyarak hani sevmez. O yüzden de hani Öz saygı çok önemli. Öz değer, yani. öz sevgi hepsi çok önemli. Ee, yani böyle Alışkanlıkların esir olmaktan da insanı bir ölçüde kurtarabilir bu. Hı hı. Nerede, ne yapıyorum diye. Şimdi mesela birçok bu obeziteyle ile ilgili de ben şunu şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlar aslında belki de bir duyguyu bastırmak için yemek yiyor olabilir. Yani aç olduğu için değil de bir evet, duyguyu bastırmak evet, için yiyor evet, evet. Hani ben gidip de bir tatlı yesem dediğin de aslında canlı tatlı çektiği için değil, değil daha çok bir duygudan kaçmak için değil mi olabiliyor hı hı. aynen bastırıyor o evet, şekilde bir. peki öz farkındalık nasıl geliştirilebilir Kend, yani Bu davranış kalıplarımızı, duygularımızı neye ne tepki verdiğimizi daha bilinçlendikçe hocam bu geliştirilebilecek bir şeydir. Yani doğuştan bir beceri değildir. Beynimizin ön bölümünün 18 aydan, nöronların 18, doğumdan 18 ay sonra gelişmeye başlayıp zamanla oturan bir beceriden bahsediyoruz. Aslında öz farkındalık bir beceri olduğu için geliştirilebilir bir kavram. Yaptıkça gelişecek. Yani kendimizin davranış kalıplarını, duygularını, neyi sevip neyi sevmediğimizi... Fark ettikçe bu gelişebilecek bir kavram o yüzden yaptıkça yapasımız gelsin yani yapalım ve daha da evet. kemikleştirelim orayı orası çok önemli yani psikoterapiye gerek kalmama noktasına bile getirir insanı çünkü kendini farkında bir insan doğru adımları atar kendine yönelik yani farkındalığı olacağı için kendini mutsuz edecek bir noktada mesela o yola girmemeyi tercih edebilir. Bu farkındalıktır. Ama neyi, onu mutsuz edip neyi edemeyeceğini bilmeyen bir insan gelişine yaşar derler ya o zaman da işte düştüğünde düş Aa ben evet. düştüm der evet, evet. ama düşmeden önlem alamaz. Bu yüzden öz farkındalık evet. çok değerlidir. Yani kendi bir nevi kendi ruh halini izlemesi değil mi insanın? Kesinlikle. Kendi, yani kendisini karşısına alıp Evet, evet. Ya ben neler yapıyorum? Tanıklık etmesi ve evet. gözlemlemesi. Evet. İşte tam da böyle meditasyonda ben meditasyon düzeni yapan birisiyim. Hakikaten e, bu önemli. Ya bunun için şunu yapabilirler değil mi herhalde? E, belki sen de ona değinmek istersin. Derin nefes almakla başlayabilirler değil mi? Tabii Öz hocam yani var. topraklanma yapabilirler. Yani, yani bu ayakların... E, topraklanma derken? Evet, e, topraklanma meditasyon içinde var olan evet, bir kavramdır. Evet, evet. Yani oturduğumuz yerde ayaklarımızın yerine evet. değiş, değişini... E, yani böyle bir postürümüz daha rahat bir pozisyonda. Ge, e, rahatsız olmuyorlarsa gözlerini kapatarak. Daha anda beş duyusuyla burada yani tenine değen rüzgarı, burnuna gelen kokuyu, evet. ayağının yere değişini yani aslında dünyanın evrenin üstündeki varlığını hissederek bir on dakika geçirmesi, bir beş dakika geçirmesi başta ne kadar yapabiliyorsa evet. kendine konsantre olması o topraklanma dediğimiz yani o negatif enerjiyi toprağa bırakmak gibi evet. düşünebiliriz. O çok iyi gelecektir. Nefes egzersizi. Ee, yoğun hissettiği, duygularını yoğun hissettiği bir anda aslında her insanın kaçış noktası olmalı. Çünkü evet. regüle ediyor evet. vücudu bu anlamda da faydalı olacağını düşünüyorum. Ya bir de ben mesela şunu çok önemsiyorum. İşte bahçede sürekli yalın ayak dolaşmayı sevdiğim için. Herhalde toprak da, bir önce senin de söylediğin Hı -hı. gibi, insanın vücudundaki elektriği ve Kesinlikle. öfkeyi biraz daha Bahsettiğim o zaten. aslında. Ayakları yere koymanın Hı -hı. mantığı o. Yani o to toprağa kendini bırakma. Toprak ana yani o negatif enerjiyi bırakma. O açıdan topraklanma değerli. Biz de kullanıyoruz yani. Ya aslında insan için çok az şey gerekiyor değil mi? Toprak, su, ateş, Beğizir, besin yani şeyde, temel hayatta çok daha hayat var. Yani evet. o e, ilkel zamanda, e, ilkere döndükçe, evet. yalınlaştıkça çok daha mutlu olduğumuzu görüyoruz. Çok Nitekim toprakla uğraştığım zaman kendim bambaşka. Ya yani doğanın bir parçası gibi devreye evet. başlıyorum. Evet. O da e, insana İyi bence gitti. herhalde dinlendiriyor ve e, asıl özüne dönmüş oluyorsun. Evet hocam anne. Yani şeyde de artık e, işte anlıyorsun ki e, gerçek hayat o mesela yağmur yağdığında toprağın kokusu <laughs> hissetmek. hissetmek, yani evet. o farkındalık aslında öz farkındalıktan farkındalık bahsediyoruz işte. ama mindfulness denen bu farkındalık evet. eğitimleri verilen aslında yaptığımız şey şu. Ee, bir şeyler farkında yaşamak yani bir yoldan yürüyoruz. Nedenizin kokusunun, sesinin farkındayız. Ne e, evet. ne bileyim yani ka karşı kaldırımdan giden evet. çocuğun eee gülüşünü farkındayız. Ne oradaki bir tenimize değen rüzgarın. anında değiliz aslında. Kafamızda e, arkada neler dönüyor? Evet. Onu yapacağım, bunu yapacağım, evet. şunu yapacağım. Hatta bir işi yaparken diğer işi düşünmek. Tabii. O, o bile yaptığımız Tabii 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 şey. tabii. Hatta mesela birisini şey dinlerken mesela onu böyle yani böyle derinlemesine empatiye dinlemek değil de ne söylediğini anlamak değil de ona cevap yetiştirmeye hazırlanmak. Bir sonraki söyleyeceğini düşünüyor kendini. Şimdi, tabii, evet. Tabii, Biz de bu etkin dinleme olmamış oluyor tabii bu noktada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu, ederim. Konuyu hocam. da böylece bitirdik. Bir sonraki programda görüşmek, görüşmek üzere.